hoş geldiniz. Sizin için bir harcılık olsun. Burada olmanızda dolayı ekip olarak Burak Başkan'ın dahil olmak hepimiz çok mutlu. Yani Burak Başkan da bize birkaç kere edeceklerdir. Bugün İstanbul'da 39 ilçede benzer aktiviteler, faaliyetler devam ediyor. Biz 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran'da İstanbul çıkartması adı altında bütün milletvekillerimiz, genel idare kurulu üyelerimiz İstanbul'a dağıldı. Orada oturup hem STK'larla, hem esnaflarla, hem vatandaşlarımızla, hem muhtarlarımızla sohbet ediyoruz. Biz bir ilçeye gidiyoruz, bizden bir saat sonra İktidar Partisi'nin milletvekilleri gidiyor. Biz bir ilçeye gidiyoruz, bizden iki saat önce veya İktidar Partisi'nin milletvekilleri oraya gidiyor. Hiç önemli değil, gitsinler. Önemli olan oradaki vatandaşın problemini çözülmesi. Çözen de biz olmayalım, varsın onlar olsun. Ama önemli olan sizin meseleniz çözülmesi. Kimin çözdüğünden çok daha fazla önemli olan vatandaşın problemini çözülmüş olması. Rekabetin güzelliğinden kastım bu. Roma döneminde hep anlatırım bunu. Bir kişiyle ilgili bir iddianız varsa onu ispatlamakla mükellefsiniz. Mahkeme kuruluyor. Eğer o iddianızı ispatlarsanız amenna söz konusu kişiyle ilgili hüküm veriliyor. Fakat iddianızı ispat edemezseniz kızgın bir demiri ucunda mühür olan alıyorlar alnınızın ortasına İftiracıdır diye bir damgayla iftiracı kelimesinin baş harfini vuruyor. Ömür boyu o şekilde yaşıyorsunuz. Ömür boyu, ölene kadar. Yani ta o devirde iftira atmanın alçakça bir suç olduğunu, ayıplanacak bir suç olduğunu o Roma okulunda uygulamışlar. İnşallah ülkemizde de iftira atmak, hele de şu sosyal medyanın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde sadece mahkemeler yoluyla değil, toplum tarafından da ayırtılacak bir mevzu haline gelir. Bugün Zeytinburnu'nda Aslan Başkanımızın, ilçe başkanımızın yapmış olduğu organizasyon için ziyarete geldik. Zeytinburnu'ndaki muhtarlarımızı dinledik. Onların problemlerini tespit ettik. Tabii gücümüz yettiğince çözeceğiz. Gücümüzün yetmediği noktada gücü yetenleri harekete geçirip onlara çözdürmeye çalışacağız. İçeride de söyledim ben. Bizim şu etapta seçim yok. Herhangi bir siyasi propaganda faaliyeti kapsamında yapılan bir çalışma değil. İnanın samimiyetle halkımızın problemlerini tespit edip onların çözümü noktasında politikalar üretmek. Ki seçimlerde yaklaşıyor ve bizim bu yapmış olduğumuz tespitler bizim seçim dönemi vatandaşımızın önüne nasıl bir çözüm paketi koyacağımızı belirleyecek olan konular. Dolayısıyla anlamadan, dinlemeden, bir problemi tespit etmeden çözüm öneremezsiniz. Önerdiğiniz çözüm de sağlıksız olur. Ve bu böyle seçim zamanı 1-2 ay içerisinde yapılacak bir çalışma değildir. Biz sanki bugün seçim olacakmış gibi dert dinliyor. Ve bu dertlerle ilgili de mantıklı, sağlıklı, bilimsel çalışmalarımızı yapıyoruz. Ki biz iktidara geldiğimizde nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, nasıl bir Türkiye şekillendireceğiz, bu problemleri nasıl çözeceğiz, bunları doğru bir şekilde anlatalım. Bu fırsatı yaratan ilçe başkanımız Hasan Hoşben'e, burada bulunan bütün mahalle muhtarlarımıza, Zeytinburnu ilçe teşkilatımıza ve özellikle siz çok kıymetli basın mensuplarımıza bizleri yalnız bırakmadığı için ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.